Merhabalar. Bugün yine değişik bir konu anlatacağım size. Ee, bir cerrah muayeneye gittiniz, beklemek zorunda kaldınız. Ne yapmalısınız? Valla ben direkt söyleyeyim beklemeniz lazım. Çünkü cerrahların işi hiç belli olmaz, sağ solu belli olmaz. İşi uzar, ameliyatı uzar, muayenesi uzar. O yüzden hasta muayenehanede böyle delirip de ben çok bekledim falan işte niye bekletiyorsunuz falan demeye e, hakkı yoktur. Onu söyleyeyim. Cerrah bekleyeceksiniz. Muayeneye mi gittin? O gün muayene için uzunca bir süre ayırmanızı tavsiye ederim. Cerrahlar böyle gidip iki dakikada muayene olup çıkacağınız kişiler değil. Bir anımı anlatayım ben size. E, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde asistanken bir gün dediler ki kartlı sisteme geçiyoruz. Ya kartlı sistem ne dedik? Sabah girerken kart basacaksınız, akşam çıkarken bir daha kart basacaksınız. İşe giriş çıkış saatleriniz belli olacak. İyi tamam dedik. Yani kural buysa yapalım. Ne oldu sonra? Bu kartları e, takip eden memur kafayı yemiş. İlk ayın sonunda adam kimsenin kartının girişini, çıkışını takip edemez olmuş. Çünkü cerrah birisi geliyor sabah, akşam çıkışı yok. Gece acile kalıyor. Sabaha karşı 5'te çıkıyor. Evine gidip gitmiş. Çıkış var sabahın 5'inde. Ertesi gün 10'da gelmiş. 2 gün çıkış yok. 2 gün sonra akşamın 6'sında çıkışı var. Ya kimin ne zaman geldiği, kimin ne zaman çıktığı belli değil. Cerrah gündüz gelmemiş. Gece 12'de gelmiş acil ameliyat için. Bütün gece hastanede ameliyathanede kalmış. Ertesi gün öğlen çıkmış. <laughs> Bunu takip edemediler. Sonunda bu sistemden cerrahları muaf tuttular. Bakın cerrahların işi belli olmaz. Ameliyatı uzar ya da adamın ameliyatı uzamaz. Ondan önceki kişinin ameliyatı uzar. Şimdi hastanelerde ameliyat danilerde Sıraya giriyoruz ameliyata. Belli bir program oluyor. E, tahmin edilen süreler veriliyor doktorlara. İşte iki saatte bir burun estetiği yapılacaksa ilk gelen adamın son iki saat sonrasında başka sana veriyorlar. Bu çalışma programında ilk ameliyat eğer uzarsa otomatikman bütün gerisinden gelen herkesin ameliyatının saati gecikiyor. Ne oluyor? Ameliyathaneden çıkması da gecikiyor, muayeneye gitmesi gecikiyor vesaire. Yani siz böyle cerrahınızın dakik olmasını beklemeyin. Böyle bir şey olmaz. Ee, bir gün bir hasta gelmişti bizim kliniğe. <laughs> kliniğe gelmem gecikti. Ameliyatlarım uzadı vesaire geldim her hastaya da yeteri kadar vakit ayırıyorum. Yani böyle 5 dakikada muayeneyi bitireceğiz, hemen sizi göndereceğiz gibi bir derdimiz yok. Her hastaya yeteri kadar süre tanıdım. Muayene ettim, meyittim. şeyler uzadı. Yani muayeneler uzayınca gelmem zaten gecikmişti. bir tane bayan hasta bekliyormuş. Onunla beraber bir de kitapçı gelmişti. Bakın kitapçıya bir para vereceğim. Kitap alacağım. 5 dakika mı almaz? 2 dakika. Bayandan rica ettim. 2 dakika daha bekler misiniz dedim. Şu kitapçıyı göndereyim sonra size alayım. Kadın sinirlendi. Yok dedi ben kaç saattir bekliyorum işte ben daha da bekleyemem dedi. Kitapçı alıyorsanız ben gidiyorum dedi. Ya dedim gidin o zaman. İki dakika sen kitapçıyı daha bekleyemiyorsan git. Niye? Bu bir anlamda da bir test. Sabır testi. Ya hasta iki dakika daha sabredemiyorsa abi gitsin. Gitsin çünkü o ameliyattan sonra iyileşme döneminde de sabırlı olmayacak. Yok oram şiş, buram şiş, morardı. Yok efendim dikişler niye bu kadar uzun sürede iyileşiyor. Yok izleri geçmedi bilmem ne. Hasta hiçbir şeye sabretmeyecek demektir. O hasta yanlış adrese gelmiş. Ben gönderirim hastayı. Güle güle dedim o zaman güle güle girin. Gönderdim hastayı. Bakın cerrah gidiyorsanız, muayene olacaksanız belli bir adam gibi bir süre ayırın ve işlerin uzayabileceğini göz önüne alın. Çünkü ameliyat da olsanız iyileşme dönemi uzayabilir, işler kötü gidebilir, revizyon olmanız gerekebilir, belki bir düzeltme gerekecek, hematom olacak belki, kan birikecek orada belki kanı boşaltmak için bir kez ameliyat alınacaksınız. Bu ihtimalleri göz önüne almanız gerekiyor. Öyle ben iki dakika daha bekleyemem. Gidiyorum falan diyen hastaya ben kapıyı açarım buyurun güle güle derim. Anlatabiliyor muyum? Sabırlı olun. Muayenenin ilk dakikasından itibaren sabırlı olmanız gerekiyor. Evet bu bu konuyu da böyle iki dakikada anlatmak istedim. E, çünkü gerçekten sabırsız hastalara olabiliyor. Bu bizim kliniğimizde bir test. Yani kimseyi bekletmek istemem. Ama beklediği zaman böyle deliren hasta varsa abi zaten ameliyat olmasın. Bana olmasın. Güle güle o zaman gitsin. Bunu da anlatmak istiyordum. Fırsat oldu. Diğer videolarda beklerim. Görüşmek üzere.